Bölgenin Türkiye ekonomisindeki yeri. Yüksek dağların çok geniş alanlar kaplaması, bir yandan bölgedeki tarım alanlarının az olması sonucunu doğururken diğer yandan da ülkenin iç kesimleri ulaşımını hayli zorlaştırmıştır. Bu olumsuz özellikler bölgenin tarım, ticaret ve ulaşım yönünden gelişmesini önemli ölçüde engellemiştir. Bu nedenlerle bölge halkının bir kısmı denizcilik faaliyetlerine yönelmiş ve bir kısmı da mevsimlik veya daimi göçlerle ülkenin başka yerlerine dağılmıştır. Denizcilik faaliyetlerinde de henüz beklenen ölçüde gelişme sağlanamamıştır. Sermaye büyük deniz filolarının kurulmasına yeterli olamamaktadır. Bilinçsiz avlanma ise balık türlerinin ve miktarlarının hızla azalmasına yol açmaktadır. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte bütün Türkiye'de olduğu gibi bu bölgemizde de planlı bir kalkınma hamlesi başlatılarak ekonomik kalkınma da ileri adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu dönemde Samsun ve Zonguldak limanlarına kadar uzatılan demir yolları ana şebekeye bağlanmıştır. Topografik olumsuzluklar aşılarak yörünün iç kısımları ile bölgenin kıyı yöreleri arasındaki yerleşme merkezleri modern karayolları ile birbirine bağlanmıştır. Kıyı şeridi boyunca yapılan sahil yolu bölgeyi bir uçtan diğer uca bağlayarak ekonomik canlanmaya yardımcı olmuştur. Trabzon, Giresun, Samsun, Zonguldak, Ereğli limanları yük ve yolcuların taşınmasında gerekli olan modern araç, gereç ve dalga kranlarla donatılmıştır. Rize Limanı'nın yapımı devam etmektedir. Türkiye'nin ihtiyacını karşıladıktan sonra dış ülkelere ihraç edilen çay, fındık ve tütün gibi ürünlerimiz bölgenin döviz kaynağı durumundadır. Dünya fındık üretiminin %65'i, Türkiye üretiminin %80'den fazlası bölgeden sağlanır. Şekil 8. Karadeniz bölgesinin başlıca tarım ürünleri ve bunların Türkiye genelinde sahip olduğu payları yüzde olarak değerler 1989 yılına aittir. Fisko Birlik ve Çaykur'a bağlı fabrikalar, sigara fabrikaları bölgenin önemli endüstri kuruluşlarındandır. Kaliteli tütünleriyle bu bölgenin Türkiye üretimindeki payı %15'den fazladır. Bölgenin iç kesimlerindeki ovalarda yapılan şeker pancarı ekimi, Turhal, Kastamonu, Suluova, Çarşamba ve Çorum'da şeker fabrikalarının kurulmasını sağlamıştır. Türkiye, mısır üretiminin yarısına yakınını Karadeniz bölgesi karşılamaktadır. Bölgenin gül ormanlarında elde edilen orman ürünleri, kereste, direk, parke, kontrapolo, duralit vesaire gibi işlendiği Aksu, Çaycuma ve Taşköprü kağıt fabrikalarının ülke ekonomisindeki önemli yerleri vardır. Bölgenin Türkiye ekonomisindeki en büyük katkıları maden çıkarma, taş kömürü ve işleme endüstrisi alanında olmaktadır. Şekil 9 ve resim 9. Şekil 9. Karadeniz bölgesinin tarım ürünleri dışındaki başlıca gelir kaynakları 1989. Resim 9. Zonguldak'taki maden ocaklarından çıkartılan kömürlerin vagonlara yüklendiği yer Zonguldak'ın Asma Mahallesi. Bölgenin Türkiye ekonomisine en büyük katkıları maden, Karabük ve Ereğli'deki demir çelik fabrikaları Zonguldak kömürleri ile Divriği'den gelen demirleri işlemektedir. Buradaki fabrikaların bir yan kuruluşu olan KOK kömürü fabrikaları ayrıca büyük şehirlerimizin yakacak ihtiyacına katkıda bulunmaktadır. Kömür tozları ile işleyen Çatalazı Termik Santrali ile Hasan Polatkan Sarıyer, Suat Uğurlu, Hasan Uğurlu, Altınkaya ve Gökçekaya barajlarında hidroelektrik elde edilmektedir. Bölgedeki çimento fabrikalarının da yurt ekonomisinde önemli yeri vardır. Batı ve Orta Karadeniz bölümlerinde kendine yetecek miktarda lignit yatakları bulunur. Murgul ve küre bakırları Samsun'daki fabrikada işlenmektedir. Ülkemizde avlanan balıkların 5 bölü 4'ü bu bölgeden karşılanmaktadır. Bu balıklar ülkenin çeşitli yerlerine gönderilir. Hayvansal ürünlerden tereyağı ve yumurta da çok miktarda elde edilir.